Arsuz Belediye Meclisi bir aylık tatilin ardından Eylül ayı ilk toplantısını gerçekleştirdi. Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha Başkanlığında gerçekleşen toplantıda her zaman olduğu gibi meclis üyelerinin uyumu gözlerden kaçmadı. Yoklama yapılması ve mazeretlerin okunup oylanmasının ardından gündem dışı konuşmalarda söz alan Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, 2016 yılı içerisinde öngörülen yatırımların tümünün ihalesini gerçekleştirdiklerini belirterek yatırımların peş peşe başlayacağını ifade etti. 2017 yılı içerisinde ilçedeki gelişim ve değişimin daha çok hissedileceğini söyleyen Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, 2016 yılında kent meydanı yapımı ve 24 adet park yapımı başladı. Karaağaç'ta 2 adet sosyal tesis ihalesi ve yer teslimi yapılarak imalatına başlandı. Bugün Gözcüler Mahallemizde yapılacak olan nikah salonu ihalesi tamamlandı ve yer teslimi yaptık. 3 günlük hizmet binasının gençlik merkezi, Nardüzü hizmet binasının üst katının kadın kültür merkezi, alt katının da gençlik kültür merkezi, Karaağaç hizmet binasının da ek hizmet binası olarak restorasyonunun yapım işi ihaleleri gerçekleşti. 2016 yılında öngörüp yapamadığımız sadece Gökmeydan mahallemizdeki kültür merkezi projemiz kaldı. Onu da 2017 yılında hayata geçireceğiz. Asfalt, parke, menfez, kaldırım ve köprü gibi hizmetlerin yıllara sari olarak yapılması ihalesi 7 Eylül'de gerçekleşecek. Karaağaç Kültür Merkezi, Taziye Evleri ve Nardüzü Kent Meydanı projelerimiz ise 2016 yılı yatırım programındadır, dedi. Altyapı çalışmaları ile ilgili Hatay Büyükşehir Belediyesi ile sürekli istişare halinde olduğuna vurgu yapan Başkan Nazım Culha, altyapı ile ilgili Arsuz 1 olarak adlandırılan birinci etap altyapı projesi tamamlanarak proje ihalesi Hatsu Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Hatsu Genel Müdürlüğü proje danışmanlarıyla şu anda projenin incelemelerini yapıyor. Birinci etap altyapı için 120 milyon liralık keşif bedeli çıkmış. Proje bittikten sonra yapım ihalesi gerçekleşecek ve altyapı çalışmaları başlayacak. Aynı anda Arsuz 2'nin de projesi hazır diyerek konuyla ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi.